Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakerelerde 3 yıldır kasıtlı olarak fasıl açılmaması nedeniyle tıkanma noktasına geldi. Hatta 22. faslın açılmasına sudan bahanelerle karşı çıkan Almanya ile diplomatik kriz bile yaşanıyor. Bu kapsamda Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cihan Haber Ajansı'na önemli değerlendirmelerde bulundu. Sözcü, bazı Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili takındığı olumsuz tavra dikkat çekerek Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin bir ülkenin aldığı pozisyona göre değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. <laughs> Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili kararların tüm üye ülkelerin katılımıyla ortak alındığını belirterek bazı ülkelerin farklı düşüncelerini gündeme getirebileceğini ifade etti. Sözcü, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle ilgili gelecek hafta toplanacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının vereceği kararın beklenmesi gerektiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa'nın 22. fasıldaki blokajını kaldırmasının iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir boyuta taşıma isteğinin de bir göstergesi olduğunu söyledi. Sözcü, Gezi Park olayları ile ilgili en başından beri itidal ve diyalog çağrısı yaparak tutarlı bir tavır gösterdiklerini ifade etti. Türkiye'nin Suriye'de oynadığı belirleyici role dikkat çeken Sözcü, Gezi Park olaylarının Türkiye'nin Suriye'de oynadığı rolü hiçbir şekilde değiştirmediğine de vurgu yaptı başta Suriye meselesi olmak üzere birçok konuda Türkiye ile aynı stratejiyi takip ettiklerini dile getiren sözcü, Türkiye ile Fransa arasındaki ekonomik, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkilerin daha da geliştirebileceğinin altını çizdi.